Şiirde anlam aramak. Yaz gecelerimizi güzel sesiyle şenlendiren bülbülü eti için öldürmeye benzer der Ahmet Haşim. Saygıdeğer hocalarım, sevgili öğrenci arkadaşlarımız ve bu gece bizleri yalnız bırakmayan kıymetli misafirlerimiz. Hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Bu gece misafirimiz olma teklifimizi geri çevirmeyerek bizleri onurlandıran Doçent Doktor Mustafa Uğurlu Arslan hocamıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bugünkü sohbetimizde hocamızla divan şiirine estetiğin penceresinden bakacağız. Sohbetimize geçmeden önce hocamızın biyografisini okumak üzere sözü Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Türkoloji öğrencilerinden Yunus Keskin'e bırakıyorum. Teşekkür ederim hocam. Saygıdeğer hocalarım, bu akşamki sohbetimizin konuğu Doçent Doktor Sayın Mustafa Uğurlu Arslan, 2006'da Lefke Avrupa Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı bölümünden yüksek şeref derecesi Efendi ve Divanı başlıklı teziyle yüksek lisansını tamamlayan hocamız, 2009'da Dicle Üniversitesi'nde Türk Dili Okutmanı olarak göreve başlamış, 2015'te Klasik Türk Edebiyatı'nda Temim-i Dari Hikayeleri başlıklı teziyle doktora sınamıştır. 2021'de doçent unvanını alan hocamız, başta Ali Emiri Divanı, Nigahi Divanı, Tezkiret-ül Hülefa ve Klasik Türk Edebiyatı'nda Temim-i Dari Hikayeleri başta olmak üzere çok sayıda eseri neşre hazırlamıştır. Popüler edebiyatla da yakından ilgilenen hocamızın hali hazırda neşrettiği İnsan Okur adlı bir edebiyat dergisi bulunmaktadır. Hocamız halen Dicle Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde öğretim üyesidir. Ayrıca Devlet Konservatuarı Müdürlüğü ve TÖMER Başkanlığı görevlerini yürütmektedir. Çeşitli yayın evlerinden çıkmış kitap bölümleri ve makaleleri bulunan hocamızın çalışmalarından birkaçı şu şekildedir. Fersude, İsmail Hakkı Bursevi'nin Lügat Şerhleri, Klasik Türk Edebiyatı'nda Şahin Giray Üslubu, Diyarbakırlı Kami'nin Şemail-i Şerif tercümesi, Tezkire-i Fahri, Diyarbakırlı Divan Sahibi Şairler, Ali Emiri Divanı, Diyarbakırlı Kami ve Divanı, Nigahi Divanı. Kıymetli hocamıza tekrar hoş geldiniz diyerek sözü Gizem hocamıza bırakıyorum. Teşekkür ederim. Değerli misafirlerimiz, sohbetimiz hocamızın sunumu, ardından sizlerin soruları ve yorumları şeklinde devam edecektir. Sizlerden mikrofonlarınızı sohbet esnasında kapalı tutmanızı ve sorularınızı sohbetin sonuna saklamanızı rica ediyorum. Şimdiden tüm konuklarımıza şükranlarımı sunuyorum. Mustafa Uğurlu Hocam, tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Yüreğinize sağlık. Sağ olun. Teşekkür ederim efendim. Bilgisayarının başındaki herkes gibi ben de divan şiirine estetiğin penceresinden bakmak için sabırsızlanıyorum ve çok uzatmadan sözü size bırakıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Değerli hocalarım, Klasik Divan'ın yöneticileri, temsilcileri ve bu akşam ömründen, zamanından ayırıp bu programa iştirak eden değerli arkadaşlar, geleceğin çok kıymetli akademisyenleri, hepinize canı gönülden ben şükranlarımı arz ediyorum. Böylesine nazik bir davetiniz için de ben teşekkür etmek istiyorum. Tabii yaklaşık 40-45 dakikalık bir hasbihal olacak. O vesileyle ben yapacağımız hasbihalin ana çerçevesinden bahsetmek istiyorum ve ondan sonra da müsaade ederseniz konuya bir giriş yapmış olacağım. Öncelikle estetik, sanat, sanatçı ve güzel kavramları üzerinde durmaya çalışacağım. Daha sonra estetiğin serüveniyle ilgili, yani tarihsel serüveniyle ilgili çok özet, çünkü estetik çok geniş bir konu, ama özet mahiyette estetiğin tarihsel serüvenine dair bazı malumatları sizlerle paylaşacağım. Ardından da divan şiirine estetiğin penceresinden, yani kuramsal estetiğin penceresinden biraz bakmaya çalışacağız. Yer yer bazı eleştiriler de yapmamız icap edecek. Belki öz eleştiriler de yapmamız icap edecek. O yüzden bu çerçevede bir sunum olacağını baştan ifade etmek isterim. Şimdi değerli arkadaşlar, öncelikle modern estetiğin alanına girmek demek, sanatın alanına girmek demektir.
Klasik estetik metafizik bir estetikti. Ancak modern estetik daha ziyade sanatın kendisiyle, yani doğrudan güzelle ilgilenmiş. Bu yüzden önce şunu ifade etmek lazım. Yani sanatın, estetiğin alanına girmek demek, sanatın alanına girmek demek, sanatın alanına girmek demek ise güzelin alanına girmek demek. Öyleyse güzel dediğimiz kavramın, ki estetikle ilgili konuşacağımız meselede en çok üzerinde duracağımız şey biraz da bu. Güzel dediğimiz kavramın amacı nedir? Yani 18. yüzyıldan sonra, birazdan belki bahsedeceğim, artık kuramsallaşmış olan ve bir bilim olarak da değerlendirilen bu estetiğin temel amacı nedir? Yani bir defa bunu önce ifade etmek gerekir. Mimari, resim, fotoğraf ya da edebiyat gibi aslında ayrı ayrı görünümler adı altında iyi duygulara sahip insan olmanın anlamını ortaya çıkarmak demektir. Yani estetiğin, güzelin temel amacı bu. Dolayısıyla bu çok çok önemli. Bakınız, William Beck şunu ifade eder. Der ki, kötü edebiyatı da biz iyi duygularla yapmak zorundayız. Ya da Cahit Sıtkı Tarancı'nın hepinizin bildiği, reelde çirkin olan bir şey aslında sanatta bir anda güzelleşebilir. Yani güzel rengine bürünebilir. Ki bunun en güzel örneğini yine 35 yaş şiirinin sonlarında, mesela ölüm soğuk bir kavram. Bizim için gerçekten soğuk bir kavram. Fakat bir namazlık saltanatın olacak, taht misali o musalla taşında denildiğinde, musalla taşını tahta, efendim ölüyü bir sultana ve orada el bağlayıp namaz kılanları da huşu içerisinde kendisinin huzuruna dizilmiş olan insanlara benzetebilir ve sanat bir anda ölümü veya ölüyü farklı bir mecrada gösterebilir. O yüzden sanatta iyi duygulara sahip olma çok önemli. Yani sanatçı sadece iyi insan olursa bu yeterli değil. İyi duygulara sahip olması gerekiyor. Neden? Çünkü sanat eseri dediğimiz şey arkadaşlar aslında ruhun dışlaştığı yer. Bu çok önemli. Yani sanat eseri dediğimiz şey aslında ruhun dışlaştığı bir yerdir. Öyleyse biz burada şunu gözden kaçırmamamız gerekiyor. Sanatçının bilinci bir süre sonra bir üst bilince dönüşüyor ve ardından da toplumsal bir bilinç haline geliyor. Bu sebeple sanatçılar bence topluma karşı ciddi anlamda sorumludurlar. Çünkü toplumsal bir bilinç geliştiriyorlar bir süre sonra. Yani sanatçıların dünyayı daha fazla insanlaştırmak gibi bir görevleri var ve bu görev başkaları tarafından onlara yüklenmiyor. Sanatın kendiliğinden ortaya çıkan bir görevdir. Bunu öncelikle unutmamak lazım. Bakınız, Hipokrates'in çok güzel bir sözü var. Hayat kısa ancak sanat uzundur der. Biz bugün yaklaşık 800 yıl öncesinde yaşamış olan efendim Mevlana'nın, Yunus'un yazdıklarını, ürettiklerini bugün biz okuyoruz ve bir toplumsal bilinç oluşuyor. Dolayısıyla sanat gerçekten çok uzun, kıymetli arkadaşlarım. Şimdi bu çerçeveden hareketle müsaade ederseniz ben estetiğin serüvenine dair bazı hususları sizlerle paylaşmak isterim. Tabii ki estetik denildiğinde kıymetli arkadaşlar benim okumalarım neticesinde zihnimde 3 tane ana başlık oluşuyor. Bu başlıklardan bir tanesi klasik estetik ya da Grek estetiği dediğimiz estetik. İkincisi İslam estetiği. Bence bu konuda biz hala yeterince doğru çalışmalar yapamamışız. En azından benim gördüğüm tablo öyle. Ve üçüncüsü de 18. yüzyıldan sonra Baumgarten ve diğerlerinin oluşturmuş olduğu ve kuramsallaştırdığı bir yerde ya da bilim olarak da kabul ettikleri modern estetik. Şimdi bunların her birisiyle ilgili efendim bir konuşma yapmaya kalkışmış olsak emin olun bu programın efendim o 45 dakikasına sığdırmamız elbette ki mümkün olmayacaktır. Ama müsaade ederseniz en azından ön plana çıkan bazı önemli filozofların estetik ve güzel kavramıyla ilgili yaklaşımlarını sizlerle paylaşmak isterim. Ondan sonra da divan şiirine acaba kuramsallaşmış estetiğin penceresinden baktığımızda
neler karşımıza çıkıyor? Bu hususla ilgili belki söyleyeceğim bir şeyler olur. Şimdi güzel mefhumuna dair felsefi yaklaşımlar ya da felsefi sorgulamalar aslında ilk çağdan itibaren var, karşımıza çıkıyor. Ama güzeli tek başına ele aldığımızda, yani obje olarak güzeli tek başına ele aldığımızda öyle zannediyorum ki insanla birlikte güzel kavramı da var olmuş. Yani bizim atalarımızın mağaralarda çizdikleri çiçek resimleri estetik kaygıdan başka bir şey olarak değerlendirilemez. Ya da efendim hayvanları avlamak için oklarının kenarlarına çizdikleri çeşitli desenler de bir estetik kaygı içerisinde barındırmaktadır. Bunu unutmamak icap ediyor. Ancak gerçekten estetiği ilk defa tutarlı ve genel anlamda ele alan filozof Platon. Platon estetiğe şöyle yaklaşıyor. Yani hepinizin de felsefe okumalarında sıklıkla karşılaştığınız iki tane önemli mesele var. Birincisi, bir defa dünyayı ideler dünyası ve duyumlar dünyası olmak üzere ikiye ayırıyor. Malumunuz, bu detaya girmeye çok gerek yok. Duyumlar dünyası, ideler dünyasının bir gölgesi mahiyetinde. Yani içinde yaşadığımız dünya bir hakikatin kendisi değil. Dolayısıyla mutlak güzel kavramı da ideler dünyasında var olan güzel. Yani bu dünyada karşılaştığımız objelerde güzel olarak algıladığımız şeyler, kıymetli arkadaşlarım, aslında mutlak güzele ulaşmada bizlere kılavuzluk eden birer basamaklar. Yani onların hiçbirisine gerçek bir güzel diyemeyiz. Ancak güzellik iddiası gerçektir. Anlatabiliyor muyum? Güzellik iddiası gerçektir. Diğer bütün her şey, yani objelerde karşılaştığımız ve güzel dediğimiz şeyler ancak güzeldirler, ancak mutlak güzel değildirler. Meseleye buradan bakarak bir değerlendirme yapıyor. O zaman mutlak güzel tüm güzellere güzelliğinden bir şeyler verir ama basamağın en üstünde kendisi olduğu için diğer güzellerin mutlak güzele katacağı çok fazla bir şey yoktur. Bu çerçeveden efendim güzel kavramı üzerinde çeşitli değerlendirmelerde bulunur. Belki detayları okumak isteyenler ilgili metinlere ulaşırlar. Şimdi büyük Hippias adlı o eserin efendim o bölümlerine havale ederek ben Aristoteles'e de çok kısaca değinmek isterim. O da biliyorsunuz mimesis ve katarsis kavramları üzerinden güzele yaklaşır. Yani bir taklitle başlayan sanat daha sonra arınmaya doğru gider. Dolayısıyla birey sanat yoluyla ancak arınır, doğruya, iyiye ve hakikate erişir. Aksi halde efendim sanatın daha farklı bir boyutta değerlendirilmesi mümkün değil. Ona göre sanat arınma yoluyla ancak kişinin doğruyu, hakikati bulma sürecidir. Bir de Plotinus'a çok kısaca değinmek isterim. Bunların çoğu hep metafizik olarak meseleye yaklaşıyorlar. O da aynı şekilde meseleyi metafizik boyutuyla ele alıyor. Yani maddi güzellik diyor değerli arkadaşlarım, ruhsal güzelliğin yansımasından başka bir şey değil. Ben uzun uzun efendim bu filozofun düşüncelerini anlatmak yerine şunu söylemek isterim. Aslında güzellik Plotinus'a göre ruhun madde karşısında kazandığı zaferdir. Yani maddenin kendisinde güzel aranmaz der. Ve bu çerçeveden güzel kavramı üzerinde değerlendirmelerde bulunur. Ve nihayet biraz da İslam estetiğine geçeyim. Yani diğerleriyle ilgili konuşursak zaman çünkü çok yetmeyebilir. İslam estetiği meselesine gelince kıymetli arkadaşlarım bu konuda dediğim gibi elimizde inanılmaz derecede malzememiz var. Ki biz estetik kavramını çok farklı kelimelerle karşılıyoruz bugün. Yani Sadık Hocam da burada çok ciddi çalışmaları var. Mesela bedi'i, bedai, hüsün, değil mi hocam? Cemal, cemil, ecmel vesaire gibi hoş, güzel bu kavramların tamamını bu çerçeve içerisinde yorumlayabiliriz. Yani Avrupa'nın bir iki kelimeyle ifade ettiği kavramları biz pek çok kelimeyle ifade edebiliriz. Bu entelektüel
kelimesinde de aynı şeyi ifade ediyor. Bir hocamızla geçenlerde konuşmuştuk. Yani entelektüel kelimesinin karşılığı bugün İslam dünyasında tarih boyunca en az 7-8 tane farklı kelimeyle ifade edilebilir. Yani mütebahhirinden tutun da allamesine kadar, kutbuna kadar, alimine kadar, münevverine kadar biz bunları ayrı ayrı kategorilerde değerlendirebiliriz. Yani İslam estetiği aslında çerçeve itibariyle benim en azından yapmış olduğum okumalarda gördüğüm kadarıyla Batı'nın ifade etmekten aciz olduğu kısımlara da değinilmiş. Ancak tam bir kuramsallaşma söz konusu olmadığı için belki ikinci planda kalmışız diyebiliriz. Çünkü İslam estetiği sanatın hakikatini reel dünyaya ayna tutarak yansıtma gibi bir şey içerisine girmiyor. Bir yaklaşım içerisine girmiyor. Yani birazdan belki bir iki İslam filozofundan da örnek vereceğim. Onlara göre kainat bir remizler sistemidir. Yani objelerin güzel dediğimiz her objede aslında bir remiz, bir gizem, bir işaret, bir sır var. Bir defa dünya kavramı Platon'da olduğu gibi değil. Yani bir dünyanın başka bir dünyaya yansıması olarak algılanmıyor. İslam estetiğinde bunu önce doğru bilmek gerekir. İki tane reel dünya var. Birisi bizim içerisinde yaşadığımız ve duyularla algıladığımız dünya, diğeri de öteki dünya. Sanatçı aslında bu iki dünya arasında bulunmakta, kıymetli arkadaşlarım. Ve içinde yaşadığı dünyadaki güzellerin tamamının sırlarını okuyup anlamaya çalışmakta ve remizlerin, o bahsettiğimiz remizlerin hakikatlerini öğrenmeye ve anlamaya çalışmaktadır. Ancak güzel kavramını ifade ederken tabii ki de yaratıcının bir sıfatı niteliği olarak tartışmaya açmışlar. Yani siz Kindi'yi de, Farabi'yi de, İbn Sina'yı da, Gazali'yi de, İhvan-ı Safa'yı da ve diğerlerini de okuduğunuzda inanın bunu çok net bir şekilde göreceksiniz. Ama bu meseleyi yorumlarken çok farklı konulara değiniyorlar. Yani kısmen bir kendilerine göre bir kuram da oluşturuyorlar belki. Mesela bunlardan bir tanesi El-Medinetül Farizada Farabi'nin yorumları. Farabi güzel kavramını anlatırken, yorumlarken bize iki tane önemli kavram üzerinden meseleyi anlatıyor. Evvelin ve ahirin kavramı. Şimdi Allah zatî itibariyle vacibül vücuttur. Yani varlığı zorunludur zaten. Ancak evvel ve ahir olması sebebiyle kendisinde mutlak bir güzellik vardır. Ve ondan sonraki bütün güzeller ancak o güzelin güzeli anlamak için birer remizdirler, birer sırdırlar, birer işarettirler. Bakınız Ziya Paşa da bunu tercih bendinde şöyle dile getirir. Eğer burada bulabilirsem der ki bu kârgâh-ı sun'u acep dershanedir. Her nakış bir kitabı alemi nişanedir. Kainatta bizim güzel olarak gördüğümüz her şey aslında bir başka alemin nişanını, izini, işaretini, sırrını kendisinde barındırır. Dolayısıyla evvel olanda güzellik mutlaktır. Yani mutlak kemal ve cemal sahibidir. Dolayısıyla mutlak güzelden çıkan diğer güzeller onun güzelliğine bir şey katmaz. Ancak onu anlayabilmek için birer giz olarak var olmuşlardır. Ve diğer detayları ilgili eserde siz yine okuyabilirsiniz. İbn Sina'da da itidalin kavramı üzerinde daha çok durulur. Yani birden çoğu çoktan biri yaratma ilkesi. Allah birden çok şeyi yaratma, çok şeyden de biri yaratma efendim kudretine sahiptir. Mesela toprak tek bir şeydir. Topraktan çok şeyi yaratır. Siz o çok şeyden beslenerek tekrar bir insan olursunuz. Dolayısıyla çoktan biri birden de çoğu yaratma yetkisine sahip ve kudretine sahip. Böyle bir zatın, kıymetli arkadaşlarım,
tabii ki de yarattığı kendisi tam bir güzel, yani mutlak cemal ve kemal sahibi olduğu için kendisinden sonraki yaratılan bütün güzeller, yani ilk olanın varlığı mutlak güzel olduğu için onun güzelliği güzel olan her şeyden daha üstün ve daha güzel. Ve İbn Sina'ya sorarlar. Peki mutlak güzelin özelliği nedir? Yani mutlak güzel nasıl bir güzeldir? Birinci verdiği cevap şudur. Mutlak güzel nasıl güzel olması gerekiyorsa öyle güzeldir. İkinci söylediği şey ise mutlak güzelde olması gereken bir takım özellikler vardır. Yani onun geliştirdiği yaklaşıma göre bunu ifade ediyorum. Mutlak güzel uyumlu olmalı. Mutlak güzel iyi olmalı. Mutlak güzel sevilen olmalı. Ve mutlak güzel aşık olunan olmalı. Bu sebeple bütün feryatlardan gelen ağlamalar aslında aşk-ı bekadan gelen ağlamaların tercümanlarıdır der. Bir başka İslam düşündü. O yüzden güzel kavramı üzerinde Allah'ın bir sıfatı olarak değerlendirmeye başlanır ve bu aşamalı olarak yorumlanır. Ama tabii ki de İslam dünyasında estetik ya da güzel kavramı ile ilgili bir müstakil eser kaleme alınmamıştır. Fakat çeşitli kaynaklarda ve bölümlerde bunlarla ilgili değerlendirmelerde bulunulmuştur. Peki modern estetik, yani ben biraz özetle geçiyorum arkadaşlar. Vaktimiz, bana verilen vakit Esra Hocam herhalde kısıtlı değil mi? Yani sabaha kadar konuşma şansım olmadığına göre ben böyle biraz daha özet bu konuları arz etmeye çalışacağım. Olur mu? Estağfurullah hocam. Biz canı gönülden dinliyoruz kesinlikle. Sizin nefesiniz ettikçe dinleriz. Ama evet, yani biz videolamak için bir saatle kısıtlı tutuyoruz lütfen. Tamam. Biraz da müsaade ederseniz modern estetikten bahsetmek isterim. Çünkü modern estetik artık bu işin bir yerde bilime de dönüştüğü dönemdir. Dolayısıyla estetik duyum ve duyularla algılamak arkadaşlar. Veya bunu bir adım daha ileriye taşıyarak güzel üzerine düşünmek şeklinde yorumlamışlardır. Yani estetiğin merkezinde güzel kavramı üzerine düşünme ve bir yorum getirme meselesi söz konusu. 18. yüzyılda Baumgarten, yani Wolff'un öğrencisi Baumgarten, ondan önce Leibniz kısmen değiniyor ama Baumgarten 1750-1758 yıllarında Estetika adlı çok önemli bir eser neşrediyor ve burada ilk defa estetiği bilimsel olarak yorumluyor. Yani estetiği ilk kez bilim temelli olarak dile getirmeye başlıyor ve mantığın kız kardeşi olarak tanımlıyor. Yani estetik mantığın kız kardeşidir diyor. Dolayısıyla estetik güzel üzerine düşünüp onun ne olduğunu araştıran bilimin adıdır kıymetli arkadaşlar. Estetik güzel kavramının ne olduğunu bunun üzerine bir düşünce geliştirip bunu araştıran bilimin adıdır diyebiliriz rahatlıkla. Dolayısıyla estetiğin aradığı yetkinlik aslında güzelliktir. Yani güzellik kavramıdır. Güzel bir sıfattır. Ancak kıymetli arkadaşlarım, onun bir niteliği vardır. Yani güzel olma niteliği vardır. Ancak burada çok önemli bir şeye değineceğim. Güzel sadece güzel olmakla kalmaz. Güzel kavramının içerisinde ona bakan, onu izleyen ister bir ağaç olsun, ister bir fotoğraf olsun, isterse duyularla algıladığımız musiki olsun veya şiir olsun, estetik bir haz almak zorundayız. Yoksa o güzele doğrudan güzel deme şansımız yok. Güzel dediğimiz objenin estetik bir haz vermesi de gerekir. İşte tam burada Lips ilginç bir tanım yapar. Der ki, estetik güzelin bilimidir ve insanda özel bir duygu ve etki yaratmak zorundadır. Şimdi özel bir duygu ve etki yaratacaksa değerli arkadaşlar, o zaman psikoloji de devreye giriyor. Ve psikolojinin bir disiplini haline geliyor. Yani
mantık, psikoloji, felsefe, tüm bunlarla iç içe aslında biraz da estetik. Bunu unutmamak lazım. Şimdi estetikte arkadaşlar biraz daha basitleştirerek şunu ifade edeceğim. Bir sujenin olması lazım. Yani bir benin olması lazım. Ama bu sujenin sıradan bir suje olması mümkün değil. Sanattan anlayan, Marx'ın ifade ettiği gibi bir sanat eserini anlayabilmek için o sanat eserinin oluşturan, ortaya çıkan sanatçı kadar da belli bir malumata sahip olmak gerekir ki o sanat eserini daha doğru ve etkin bir şekilde anlayabilelim. Dolayısıyla sujenin bir sanat ruhu taşıması lazım. Sujenin karşısında da bir obje var. Şimdi obje bizim kainatta gördüğümüz ya da işte masamızın kenarlarına yerleştirdiğimiz ve ona bakmaktan keyif aldığımız her şey. Duvarlara astığımız tablolarımız. Efendim, çantalarımızın kenarlarına hanımefendilerin taktıkları anahtarlıklar. Şimdi ama bunun estetik bir obje olmasının şartı var. Nedir hocam estetik bir obje olmasının şartı? İki tane önemli şartı var. Birisi güzel olacak. Yani estetik bir obje olabilmesi için öncelikle güzel olması gerekiyor. İkincisi de kıymetli arkadaşlarım, baktığınız zaman estetik bir haz uyandırması gerekiyor. Peki yeterli mi? Yani estetik bir tavrın ve estetik bir eylemin gerçekleşmesi için bir sujenin ve bir estetik objenin var olması efendim yeterli midir? Yeterli değil. Sujenin estetik bir bakış açısına da sahip olması lazım. Yani kadrajın arkasındaki adam eğer sanat ruhu taşımıyorsa, demin dedim sanat eseri demek insan ruhunun dışlaştığı yerdir dedim. Dolayısıyla eğer bir sanat ruhu taşımıyorsa çektiği fotoğraf pek de sanat eseri olmaz. Bu çok önemli. Şimdi buradan bakıldığında isterseniz bir şiir okuyunuz, isterseniz bir fotoğrafa bakınız. Önce o objeyi, efendim objenin kendisinin güzel olması, sonra bir sanatsal bakış açısıyla bakıldığında size estetik bir haz vermesi gerekir. İşte tam orada sizin takındığınız bir tavır var. Bu tavrın adı estetik tavırdır arkadaşlar. Herkes estetik tavır takınamaz. İlknur hocam. Oho, o zaman herkes sanatkar olurdu. Herkes de estetik. Biz edebiyatçılarda efendim bu biraz daha gelişmiştir. Ama herkes de aynı seviyede bir estetik tavrın varlığından da bahsedemeyiz değerli arkadaşlar. O zaman hocam, estetik tavır nedir? Gizem, aklına böyle bir şey geldi mi? Estetik tavır nedir? Geldi değil mi aklına böyle bir şey? Hangi geldi hocam? O zaman müsaade edersen onu da açıklayayım. Buyurun. Ama şeyi anladık değil mi? Estetik suje, yani biz, estetik obje, onda iki tane özellik olmak zorunda. Birisi güzel olması, birisi de sujeye estetik bir haz vermesi. Efendim, bir de estetik tavır takınma meselesi. Yani bir çiçeğin yanından 50 bin tane adam geçiyor Sadık Hocam. Kaç tanesi o çiçeği fark ediyor, idrak ediyor ve estetik bir tavır takınarak o çiçeğe bakıyor? Burası önemli. Şimdi bunu ben müsaade ederseniz çok küçük bir örnekle arz etmek isterim. Müzeyyen taşlarla bezenmiş muhteşem klasik bir köşkün karşısına geçtiniz. Ve o köşkün karşısına geçince Uğur Yiğiz kardeşim, zihninize doğrudan doğruya şu geldiyse, bu hangi mimari üslubla yapılmış bu köşk? 2. Bunu kim yapmış? 3. Bunu kim yaptırmış? 4. Vesaire vesaire. Yani bu şekilde baktınız bu köşke. Değerli kardeşim, sen bu köşkün karşısına bir suje olarak geçtin ve pratik fayda tavrıyla, yani bilgisel bir tavırla objenin karşısında durdun. Takındığın tavır pratik fayda tavrı, yani bilgisel bir tavır. Estetikle bunun hiçbir ilgisi yok.
Ama diğer taraftan Cumali kardeşim yine geçti o köşkün karşısına ve köşke bakıp şöyle bir şey dedi. Acaba bu köşk kaç milyon dolardır dedin Cumali? Bu kadar müzeyyen ve bu kadar efendim büyük, geniş, şu kadar metrekareye kurulmuş efendim bu köşk kaç milyon dolardır dediğin zaman Cumali ekonomik bir tavır takınıyor şeye karşı, objeye karşı. Ya estetikle hiçbir ilgisi yoktur. Yani ben Cumali'nin çok estetik bir insan olduğuna inanıyorum ama estetikle o bakışın ilgisi yok. Ama Filiz hocam gitti efendim köşkün karşısına geçti. O köşkün güzelliğinin dışında hiçbir şeyi düşünmeden hayran hayran köşke baktı da ondan bir zevk duydu. Filiz hocamın takındığı tavır estetik bir tavırdır. Hele hele hayran olmuşsa, hayret birazdan bahsedeceğim. Hayret estetiğin en önemli unsurlarından birisidir. Hayret içerisine girmek, hayrette kalmak. Yani bu çok çok önemli. Dolayısıyla öyle zannediyorum ki anlaşılmıştır. Yani sujenin obje karşısında estetik bir tavır alması çok çok önemli. İşte birazdan nasip olursa bizim divan şairlerinin güzel ve güzellik karşısında nasıl estetik bir tavır takındıklarını beraber konuşacağız. Çok ilginç. İman ettiğimiz bir konu olduğu kanaatindeyim, estetiğim. Sadık hocam nedir bilmiyorum vallahi. Hocam bu estetik konusunu, yani siz ne diyorsunuz hocam? İki kelam böyle ihmal edilmiş mi edilmemiş midir hocam? Ben de dinlenmiş olayım bu vesileyle. Sadık hocam. Siz de bir dinlenin. Sevgili Mustafa, estetik bizde tabii ki batıdan geldiği için daha çok klasik edebiyat üzerinden çok yeni Türk edebiyatı üzerinde ele alınmış, incelenmiş bir mefhum. Sizin anlattıklarınızı dinledim. Çünkü ben de 3 yıldır üst üste hazırladığım 2 kitap için bu estetik ve güzel okuyorum. Yani kavramada çok zorluk çektim desem yalan söylememiş olurum. Tam olarak anladım da desem yalan söylemiş olurum ama yoğun okumalar yaptım. Özellikle Platon'dan başladım. Sizin bahsettiğiniz Plotinus, bu çok kırılma noktası, Farabi, İbn Sina, bunlar son derece önemli. Bunları okumadan, bunları çözmeden zaten bizim estetiği veya güzeli diyelim, yani estetik üzerinden güzelden bahsediyoruz. Güzeli çözmemiz mümkün değil. Bu hususta bize klasik edebiyatta benim gördüğüm kadar bir ciddi bir çalışma ben göremedim, yani yok. Ama mesela iki kere okuma ihtiyacı duydum. Güzelin peşinden diye bir felsefe alanında yapılmış ciddi bir çalışma. O hoşuma gitti. Daha doğrusu güzelin peşinde. Ağır anlaşılması zor bir kitap. Okuduğunuz zaman, altyapınız olduğu zaman anlarsınız. İhmal edilmiş bir konu gibime geliyor. Mesela bende de bir tane var. Bu da Nizami'nin estetik anlayışı. Bak. Çok güzel. Çok Nizami'nin güzel. Estetik anlayışı. Ama işin ilginç tarafı, bunları edebiyatçılar yazmıyorlar. Evet. Yani edebiyatçı yazmıyor bunu. Sanat tarihçisi yazıyor veya felsefe yazıyor. Kısaca vaktinizi almayayım. Bizde estetik varsa, birazcık okunuyorsa yeni edebiyat üzerinden okuyoruz. Yok, klasik edebiyat üzerinden hala yani bu alanda oturtulmuş ve ciddi bir çalışma olup da tavsiye edeceğimiz bir kitap ben bilmiyorum. Yani en azından ben bilmiyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Var olun hocam. Hocamın da özellikle fikrini almak istedim. Yani bizde gerçekten ihmal edildiği kanaatindeyim. Şimdi müsaade ederseniz biraz da estetiğin penceresinden divan şiirine bakalım. Ama hocamın ifade ettiği meseleler çok önemli meseleler. Yani estetiğin o kadar geniş bir çerçevesi var ki. Yani gerçekten çok çok ciddi okumalar yapmak lazım. Ve bazı meseleler üzerine de detaylı düşünmek icap ediyor. Şimdi bizim klasik edebiyatımızda yakın zamana kadar arkadaşlar daha ziyade teknik konular ele alındı. Yani metin neşri mesela çok önemli bir meseledir. Efendim çok önemli metinler edebiyatımıza kazandırıldı.
efendim metin şerhi, diğer hususlar, sanatla ilgili hususlar, son zamanlarda işte bağlam sözlükleri vesaire gibi çok güzel, önemli çalışmalar yapıldı ve bu ana kadar klasik edebiyatımızı bu ana kadar gelişimine katkıda bulunan ve bu dünyadan gitmiş olan hocalarımıza ben Allah'tan rahmet diliyorum. Yaşayanlara da selametler diliyorum. Fakat şunu unutmayalım. Artık yavaş yavaş farklı bir sürecin içerisine girdik kıymetli arkadaşlarım. Yani bir anormallik yok değil mi arkadaşlar? Benim sayfada bir şey çıktı, o yüzden durdu. Şimdi var mı bir anormallik? Yok yok, hayır hocam. Programda tamam. Zikrettiğiniz eserlerin sadece isimlerini yazdık. Ha, tamam. Şimdi arkadaşlar artık aydınlarımız yavaş yavaş edebi metinleri felsefi disiplinlerden beslenerek yorumlama sürecine doğru girdiler. Bunu çok ciddi anlamda eleştiren çok kıymetli hocalarımız da var. Yani klasik edebiyatı bir gösterge bilimle, bir ontolojik yaklaşımla, epikürist bir yaklaşımla ele almanın efendim doğru olmadığını dile getirenler de var. Burada biraz ikiye ayrıldık. Ama benim kanaatimce artık yavaş yavaş tarih boyunca ürettiğimiz tarihi, fikri ve edebi ürünlerimizi bence yeniden ve farklı bir yaklaşımla bunlara bakma ihtiyacının doğduğunu düşünüyorum. Bunun bize efendim bir zararının asla olmadığı kanaatindeyim. Bilakis yeni yeni bakış açıları getireceği için de önemli katkıların olacağını düşünüyorum. Şimdi baştan beri hep ifade ettiğim şey şu. Özetle vermeye çalışıyoruz. Yani estetiğin alanı gerçekten çok çok geniş arkadaşlar. Estetikte bazı temel kavramlar var. Yani bir metne yaklaşırken sizin mutlaka bilmeniz gereken bazı kavramlar var. Özellikle modern estetik bu konuda çok ciddi bakış açıları getirmiş. Bunlardan bir tanesi kıymetli arkadaşlarım, sanatta nesne söz konusu olduğunda öncelikle bilmemiz gereken ya da sormamız gereken sorulardan birisi şu, kimin nesnesidir? Yani demiştik ya, suje ve obje. Ama tabii bunun karşısında olan tamamen tabiattakileri bir sanat eseri olarak, güzel olarak kabul eden ya da bunun tersini iddia eden filozoflar var. Bunların hiçbirisine girmiyorum. Ben sadece şu anda yapacağım şey, bana verilen sürenin kalan kısmında estetiğin bazı kavramlarının penceresinden divan şiirine baktığımızda acaba divan şiirinde neyi görebiliyoruz? Özetle bunları ifade etmeye çalışacağım. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi bir defa bir obje varsa, yani güzel dediğimiz bir obje varsa, o obje kimin objesi? Yani sanatçısı kim? Bu soruyu sorarlar. Peki divan şiirinde divan şairleri ister tabiatta yaratıcının var etmiş olduğu varlıklar, güzeller olsun, isterse efendim bir mimarın inşa ettiği bir efendim köşk olsun, fark etmez. Bu soruyu sormuşlar mı? Sormuşlar. Yani nesnenin kime ait olduğu sorusunu İstifham yoluyla, tecahül-i arif yoluyla bizimkiler sormamışlar mı? Birinci adımdan bahsediyorum. Mesela bizim Diyarbakırlı Ali Emiri Efendi münacat bölümünde şöyle başlar. Der ki, kimdir şu afitabı eden merkezi ziya? Kimdir şu mahı eyleyen ayine-i düca? Kimdir, kimdir, kimdir diye sorar. Sonra sensin veren ilahi bana aklı nutku can. Sensin veren ilahi bana nimet-i gıda diyerek bu sefer sorularına cevap vermeye başlar. Sensin, sensin, sensin. Burada önce bir temaşa vardır. Birazdan bahsedeceğim. Contemplation dedikleri, seyretme, temaşa meselesi. Dolayısıyla hem de orada gördüğü ve hayran olduğu nesnelerin sanii kimdir? Yani o sanat eserinin sanii kimdir? Bu soruları biz fazlasıyla zaten metinlerimizde, klasik metinlerimizde şairlerimiz sormuşlar. Şimdi nesnenin saniinin kim olduğu, yani sanatkarının kim olduğu meselesinden hemen sonra
en çok üzerinde durulan kavramlardan birisi. Sadık Hocam da bu konuda ciddi okumalar yapmış. Contemplation dedikleri şey değil mi hocam? Yani seyretme, bizim temaşa dediğimiz şey. Allah aşkına, yani yanılıyor muyum bilmiyorum. Seyretme meselesi, temaşa, temaşagah, değil mi? Seyir, seyrangah vesaire, bu kavramlar bizde zaten divan şiirinde fazlasıyla kullanılır ama ben şimdi burada hani Eflatun da der ya, bu hayata değer veren tek şey ebedi güzelliği seyretmektir der Eflatun. Burada önemli olan seyredenin ama estetik bir haz alması. Ya, bu çok önemli. Başta o yüzden suje ve obje meselesini dile getirdim. Şimdi burada şöyle bir şey düşünün. Bir güzel var. Burada güzeli bir obje olarak değil, estetik bir varlık olarak düşünelim. Tamam mı arkadaşlar? Estetik bir varlık olarak düşünelim. Güzelde nezaket, o kadar yüce bir nezaket ki, o kadar yüce bir nezaket ki, bu nezaketinden ve zerafetinden dolayı da yanakları al al olmuş bir güzel var. Ve bu güzelin karşısına suje geçiyor, yani Nedim geçiyor. Diyor ki, haddeden geçmiş nezaket, ya lubal olmuş sana. Mey süzülmüş şişeden, ruhsarı al olmuş sana. Şimdi estetikte hocam hatırlayacaktır, gerçekliği, realiteyi doğrudan vermek doğru değil, yansıtarak vermek önemli. Burada Nedim'in yaptığı bir temaşadır. Temaşadan sonra estetik bir haz duymadır. Çünkü bayılıyor. Ve sonrasında da bakın kıymetli arkadaşlarım ne yapıyor? Bakın, estetik hazzı dile getirirken de bir yansıtarak veriyor. Yani doğrudan gerçekliği dile getirmiyor. İşte burada yaklaşım estetik bir yaklaşımdır. Şiirin devamında da öyle değil mi? Buyu gül takdir olunmuş, nazın işlenmiş ucu, biri olmuş hoy, biri desmar olmuş sana diyor. Şimdi şair güzelde bulunan nezaket karşısında hem bir estetik tavır takınıyor, hem hayret içerisine giriyor. Yani sevgiliyi izleyerek bir boyut değiştiriyor ve seyrettiği manzaradan aldığı estetik hazzı da doğrudan bir gerçeklikle değil de yansıtarak bize sunuyor. Şairin yaptığı şey bu. Dolayısıyla bir şey güzel olduğu için güzelse kıymetli arkadaşlarım, işte bu anlam tasavvuru. Burada bir anlam tasavvuru var. Bakınız ben hocam burada çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Valla benim şu andaki okumalarımda daha tam karşılaşmadığım bir mesele ama belki bu konuyu nasip olur sizinle de bir gün oturunca konuşuruz. Şöyle bir şeyle karşılaştım. Nerede karşılaştım? Efendim Yahya Bey Divanı'nda karşılaştım. Ne biliyor musunuz? İlginç. Şimdi bir sujenin olması gerekiyor demiştik. Bir de objenin olması gerekiyor dedik ya arkadaşlar. Öyle dedik değil mi? Şimdi sujenin sanatsal bir bakış açısıyla, estetik bir bakış açısıyla objeyi izlemesi lazım. Temaşa etmesi lazım. Ama Yahya Bey öyle yapmıyor. Yahya Bey metafizik bir varlık olan meleklere güzeli izletiyor ve ondan kendisi haz alıyor. Abi bu ilginç bir şey sanki. Bakın okuyorum. A beyti okuyorum size. Buyurun bakın. Diyor ki, görünen encümde gül hüsnün temaşa kılmaya, revzen açmıştır melekler darı dünyadan yana. Şimdi şeyi düşünün, bir gece vakti yıldızlar böyle, hani hele hele ışık da yoksa, güzel bir havaysa, yıldızlar gökyüzünde parıl parıl parıldıyor. Normalde benim, bakın ne olacak, böyle bir gecede güzel dışarıya çıkmış, benim temaşa etmemle estetik bir haz duymam lazım. Fakat Yahya Bey diyor ki, gökyüzünde o yıldızların durması yıldız oldukları için değil, melekler yukarıdan pencerelerini açmışlar, dışarıda duran sevgiliyi izliyorlar diyor. Yani bir güzeli izliyorlarsa melekler de herhalde orada, bilmiyorum yani, o estetik hazzı hangi boyutta alıyorlar, o ayrı mesele. Ama şairin mefkûresine bir bakın yani. Çok ilginç yaklaşımlar bunlar da. O tablodan estetik bir haz alıyor bu sefer şair. Bu yaklaşımlar ilginç. Bakınız kıymetli arkadaşlar.
İki gün önce bir ayet okudum. Bu ayet benim uykumu kaçırdı. Ama ilginçtir. Çok ilginç. Bir gün sonrasında bir ilahiyatçı, İslam tarihçisi bir arkadaşım beni ziyarete geldi. Ona dedim ki hocam, size bir ayet okuyacağım. Ardından da size şunu söyleyeceğim. Allah kullarına estetik bakışı emrediyor desem beni aforoz eder misiniz dedi. Güldü, dedi hocam okuduğun ayete bakmak lazım dedi. Ben de Rum suresinin 20. ayeti, Bismillah. Fenzur ila atari rahmetillahi keyfe yuhyil arda ba'de mevtiha. İnne zalike le muhyil mevta ve hu ala kulli şeyin kadir ayetini okudum. Burada Allah'ın rahmet eserlerine bak diyor Allah. Yani şimdi ayetin devamında ilkbaharda açan çiçekler, ağaçlar, böcekler vesaireler, tüm bunlardan sonra öldürüp yeniden diriltme meselesi anlatılıyor. Ve sen buna dönüp yani Allah'ın bu rahmet eserlerine şöyle bir bak diyor Allah. E hocam orada doğrudan bir obje var mı? Var ama ben sana daha ötesini söyleyeyim. Kaf suresi. Ayete bakın arkadaşlar. Allah aşkına. Bizde estetiğin zirvesi var. Bakın. Efelem yanzuru ile semai fevkahum. Keyfe beneyna. Bakmaz mısınız bir gökyüzüne diyor. Bakıyoruz. Ha işte buyurun. Estetiğin temel merkezi temaşa, bakmak. Efelem yanzuru ile semai fevkahum keyfe beneynaha. Şimdi gökyüzünü nasıl bina ettiğimizi, nasıl inşa ettiğimizi şöyle bir bakın. Devam ediyor ama ayet. Ve zeyyennaha. Buyurun. Nasıl süslemişiz? Gökyüzünü nasıl? İşte süslemek bana estetik bir haz vermiyor mu Allah aşkına? Yani Gizem, sen şimdi gökyüzüne baktığında Iğdır'da mıydın? Neredeydin sen şimdi? Hangi şehirdesin? Hakkari'deyim hocam. Hakkari'den daha güzel görünür. Kesinlikle öyle hocam. Burada yani meşk olmama şansın var mı? Asla. O zaman estetik bakış açısını Sadık hocam, Allah kullarına emrediyor. Fakat bakmaktan bakmaya fark var. Birisi nazar etmek. Efelem yanzuru. Yani bakmak. Ama buradaki bakmak kavramını İslam müfessirleri çok acayip yorumluyorlar. Bir bakmak var, yani nazari bakmak var. İkincisi tefekkürî bakmak var. Üçüncüsü de tedebbürî bakmak var. Ya bir yani gökteki yıldızlara bakarsın, birinci bakışla bakar geçersin. Estetik haz falan da almazsın zaten. Odun gibidir o vatandaş. İkincisi tefekkürî bir bakış. Ama üçüncüsü sizin gibi aydın arkadaşlarımızın yapmış olduğu bakış açısı, tedebbürî. Yani ayrıntılı bir bakışla bakıp varlık üzerinde detaylı düşünüp düşündükten sonra da ne yapmak biliyor musunuz arkadaşlar? Düşündükten sonra da hayrete kapılmak ve estetik bir tavır içerisine girmek. Vallahi vaktimiz azaldı herhalde. Yoksa ben bir temaşadan bir örnek Ali Emri'den okuyabilirim. Eshar-ı Hakikat, kısa bir şey. Okuyayım mı? Buyurun gidiyor hocam. Okuyorum. Okuyayım. Şimdi gidiyor şeye, Leskovik'te herhalde. Oraya gidiyor. Ve orada kasabanın yüksek bir yerine çıkıyor. Bak ne diyor? Akşamları kasabanın haricine çıkar, dışına çıkar. Şey diyor. Yani ben öncesini çok kısa ifade edeyim. Eshar-ı Hakikat'ın başında bir devlet işi için gitmiştim diyor. Dolayısıyla yanıma kitap almadım. Ali Emri gibi bir adamın yanına kitap almama şansı %0.2. Devlet işi için özel gitmiştim. Dolayısıyla kitap yanıma alsam kitapla meşgul olur. Devlet işini ihmal ederim. Aman o yüzden almadım diyor. Sabah akşama kadar devletimin bana görevlendirdiği işle meşgul oldum müfettiş. Akşamleyin de diyor şehrin haricine çıkıp yüksek manzaralardan kainat kitabını okudum diyor. Şimdi kainat kitabını nasıl okumuş? Temaşaya bakıyoruz. Bir kısmını okuyorum. Akşamları diyor kasabanın haricine çıkar, hayran hayran menazır-ı eşyaya nigaran olurdum. Hiç unutamam. Kasabanın haricine çıktığım birinci akşam meskenin o vasi sahrasını yaldızlayan
güneş atılmış pamuk gibi bir şekil alan ufukta gurub ediyordu, batıyordu. Ben bu azametü kudreti vahdaniyeti seyrederek derin bir dalgaya daldım. Bak tedebbüri bakış arkadaşlar. Bir de baktım ki güneş gurub etmiş. Kasabanın her hanesinde şemalar peyda olmuş. Her evde ışıklar yanmaya başlamış. Etrafımda ise binlerce ateş böcekleri parlamakta bulunmuşlar. Binlerce ateş böcekleri parlıyorlar. Menazır-ı eşyanın az vakitte böyle birdenbire değiştiğini görünce kendi kendime bakınız parlak bir cihangirin ufulü neler peyda ediyor dedim. Güneş batınca neler ortaya çıkıyor dedim. Orada pek mebzul şu latif böceklerin yaptıkları ateş talimlerini seyrettikçe müstahrak-ı şevku neşe olarak kudreti fatıranın şu zayıf mahluka gayet küçük ve ateşin kanatlarla ihsan eylediği imtiyazı mahsus nazar-ı hayretimi celbetti. Baştan sona estetik. Bir bunlara bir de kubbe-i eflaka tezyin eden ve her biri cihanı azamet olduğu halde milyonlara balık olan o şaşadar gösterişli yıldızlara nazar-ı tevhid ile sergerdan bir surette bakıyordum. Saat iki raddelerindeydi. Bu kere de mah-ı taban ortaya atıldı. Eyyamul beyz, beyzel mürur eyleyeli iki üç gün kadar mikraz-ı kudret, kurs-ı kamerin bir miktarını kat etmişti. Şimdi buradaki temaşanın tamamında inanılmaz bir estetik yaklaşım var. İster objeyi ne olarak alırsanız alın, ateş böceği olarak alın, gökyüzü olarak alın, ne alırsanız alın. Burada baştan sona kadar bana göre tefekkürü bir adım daha ötesi tedebbürü bir bakış açısı var. Ama bu bakış açısına sahip olmayan bir adamın estetikten falan bahsetmesine de gerek yok. Ya. Kaç dakikamız var? O 40 dakika oldu hocam. Yavaş yavaş toparlayayım mı? İki hususa daha değinip toparlayayım isterseniz. Sadece iki hususa değineceğim. Tamam. Sizi hocam anlatımınız o kadar güzel ki gerçekten hani bana kalsa ben sabaha kadar dinlerim. Ama bizler sizi yormak istemiyoruz. Siz nasıl bir de Zoom bizi kovar. O yüzden Zoom bizi kovar. Yani bir saati geçerse Zoom kovar. Yok hocam merak etmeyin bizim süremiz var. Zoom'da herhangi bir problem yok. Şu an hocam sadece bizim için önemli olan sizsiniz. Hani siz anlatırsınız. Çok sağ olun. Ben o zaman iki hususa daha değineceğim. Ondan sonra inşallah toparlayacağım. Deri hocam siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Sizi dinlemeye doyamıyoruz bu arada. Efendim? Sizi dinlemeye doyamıyoruz hocam. Teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olun. Şimdi ben şunu ifade edeyim. Sanat yapıtında gerçekliğin kendisi değil de yansıtılması önemli. Bir diğer kural bu. Bu baştan sona arkadaşlar divan şiirinin tamamında var olan bir şey. Bununla ilgili bir örnek verip de zamanı çok fazla harcamak istemiyorum. Çünkü hayret konusuna biraz değineceğim. Yani hayret meselesi üzerinde estetikle ilgili yazılan eserlerin çoğu bu konuya değiniyorlar. Şimdi hayranlıkla izlemenin kendisinden başka bir amacı yoktur arkadaşlar. Bir şeyi hayranlıkla izlemenin kendisinden başka bir amacı olamaz. Hayret olmalı. Peki Sokrat ve Aristo ikisi de der felsefenin başlangıcı hayrettir der. Felsefenin başlangıcı hayrettir. Aslında hayret anlaşılamama ya da güçlük ve anlaşılmazlık durumudur. O haldir. Bizi hayrette bırakır bir şey. Peki bizim divan şiirinde hayreti ifade eden beyitlerin sayısını vermeye kalksak verebilir miyiz? Sadece Baki'nin divanını hayret açısından, hayret yönü açısından bir inceleseniz nelerle karşılaşacağınızı sizler gördüğünüzde siz de hayrete kapılacaksınız bir kez daha.
Dolayısıyla insanın mesela nereden geldiği, nereye gideceği, bu dünyada neler yapmakla yükümlü olduğu meselesini bile ilk çağdan beri insanlar düşünmüşler ve hayrete kapılmışlar. Şimdi objenin karşısında bir de hayrete kapılma durumu var. O kadar sanatlı yaratılmış varlıklar var ki ya da öylesine muhteşem sanat eserleri var ki bunun karşısında hani ağzım açıkta kaldı diyorsunuz ya, bu hayret işte. Bunun estetikte olması zaruri. Yani estetik bakışın içerisinde bir hayret gerçekleşmeli aynı zamanda. Bunu arkadaşlar ben iki tane beyit okuyarak artık sözlerimi toparlayacağım, uzatmayacağım. Birisi şu, Ayni'nin eserlerinden birinden aldım yani bir gazelinden. Diyor ki, var mı bir salik ki ışkun vermediği hayret ana? Arkadaşlar tasavvufta hayret makamı var. Hayret makamı var. Bizde böyle bir makam var. Batının kuramsal olarak tabii ki de ifade ettiği ve önemli olan bu kavram bizde yıllarca var zaten. Sadece biz kuramsallaştırarak bunu divan şiirine tam böyle doğru düzgün uygulayamadığımız için belki yeterince. Yoksa bu konuda çalışan çok kıymetli hocalarımız var. Bakın, var mı bir salik ki ışkun vermediği hayret ana? Bir salik var mıdır ki aşkın onu hayrete düşürmesin? Var mı bir aşık ki şevkün anı methuş etmedi? Yani şimdi kainatta yüce dağlara bakıyor. Orada Allah'ın isim ve sıfatlarının tecellilerini görüyor. Ve adam bir anda Allahu Ekber diyor. Hayrete kapılıyor. Bazıları da cezbeye kapılıyor. Bu şairlerden bir tanesi Ziya Paşa. Bakın bu beyitle bitireceğim ben hasbihalimizi. Ziya Paşa, tercih ben okumayan yok aramızda. Bakın ne diyor? Subhane men tahayyara fi sun'ihil ukul. Arkadaşlar bak baştan sona kainatı anlatıyor. Kainat bir dershane gibidir. İçerisinde nakışlar, süsler, efendim saniyini göstermek üzere bir izdir, işarettir vesairedir şeklinde anlatıyor. Ve en son Esra Hocam ne diyor biliyor musun? Subhane men tahayyara fi sun'ihil ukul. Ne demek? Yarattıkları ile akıllara hayret veren Allah'ı ne yapıyorum? Tenzih ediyor. Bütün noksan sıfatlardan tenzih ediyor. Akıllara hayret veriyor. Divan şiirinde hayret ile ilgili okuyup sizlerle paylaşabileceğim o kadar çok beyit var ki arkadaşlar benim nacizane estetikle ilgili özetin mahiyetinde böyle hani zihinlerde bir şeyler canlanması açısından söyleyeceğim şeyler bugünkü hasbihalimizde bunlar. Ama ikinci söyleyeceğim şey, eminim Sadık Hocam'ın da zihninden geçmiştir. Size çok iş düşüyor. Yani bu konularla ilgili çalışmalar yapmanız. Mesela diyelim ki Diyarbakırlı Ahmet Mürşidi'nin Pentnamesi üzerine çalışıyorsunuz. Ve orada bazı hikayeler var. Bu hikayeleri estetik açıdan da yorumlamaya kalkın. Ne olacak? İşte mesela hocam demin ifade etti. Bir kitaptan bahsetti. Şimdi bir kitapta ben söyleyeyim. Gonzalez'in. Ben bunu okuyunca burada karşılaştığım bir makaleden çarpılmışa döndüm. Neyi estetik açıdan incelemiş biliyor musunuz? Neml suresinde Süleyman Aleyhisselam ile Belkıs'ın o diyaloglarını anlatan bölümü estetik açıdan incelemiş adam. Ben utandım. Bir de Mülk suresini incelemiş. Ya bizim acilen uyanmamız icap ediyor yani. Şahsım adına söylüyorum. Beni sabırla ve dikkatle dinlediğiniz için hepinize canı gönülden çok teşekkür ediyorum. Sizlerle bir araya gelmek, hele hele uzun bir aradan sonra
Böyle ben bizde daha akademik süreç başlamadı. Çoğu üniversitede de başlamadı ama bu anlamda böyle bir hasbihale bizi davet ettiğiniz için başta Esra kardeşim ve diğer tüm kardeşlerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Sadık hocamın da böyle hem katkılarından dolayı hem de bize şevk oldular, Allah ondan razı olsun, iştiraklarından dolayı ve diğer bütün arkadaşlarıma şükranlarımı arz ediyorum. Rabbim inşallah nasip ederse daha farklı bir hasbihalde de yine bir arada olmak nasip olur diye temenni ediyorum. Buyurunuz. Ağzınıza sağlık hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Yani ben bu programın sonucunda estetik bir tavra sahip olduğumu düşünüyorum. Şöyle olmuştu. Eğer kafanızda anlayacaksam hemen kısaca anlatmak istiyorum. Üniversite 2. sınıfta hocam Necati Bey'in Döne Döne Redifli Gazeli'ni hocamız şerh ediyordu. O zaman Muvaffak Eflatun hocamız vardı. O şerh ettikçe her beyti hocam benim artık gözlerim dolmaya başlamıştı ve böyle çok tuhaf hissettirmişti kendimi. Belki hani hocam konuklarımız da biliyordur. Stendhal sendromu diye bir sendrom vardır. Sanat eseri karşısında böyle baygınlık geçirmek. Tam olarak onu yaşamıştım güzel, hocam. Evet. Siz çok de böyle güzel anlatınca hani acaba dedim ben de galiba estetik tavra sahip bir insanım diye düşündüm. Eminim ki birçok konuğumuz da kendini sorgulamıştır bu durumda. İnşallah. İnşallah. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Kıymetli konuklarımız, hocamıza soru sormak ya da konuya katkıda bulunmak istiyorsanız karışıklık olmaması hasebiyle söz alarak sorularınızı bizzat hocamıza sorabilir ya da mesaj bölümünden iletebilirsiniz. Bu arada YouTube üzerinden de programımız canlı yayınlanmakta. Orada da konuklarımız eğer yorumlarını ya da sorularını iletmek isterlerse seve seve buradayız. Evet, soru yoksa çok fazla arkadaşlarımızı da yormayalım. Geniş bir zamanda inşallah tekrar görüşmek nasip olur. Olur mu? Mustafa hocam, açıkçası böyle Esra hocamla da böyle hani arka planda bir hasbihal ettik de bir konuyla alakalı. Bunu Esra hocamın dile getirmesini istiyorum ben açıkçası. Umarım kabul de edersiniz. Esra hocam buyurun. Hocam emri vakileri hiç sevmem. Ama yani anlatmanızla aslında şuna gerçekten kani oldum ki evet divan edebiyatında estetik eksiğimiz var ve neden klasik divan ikinci dönemde divan edebiyatını estetik penceresinden okumak adlı bir ders serisi yapmasın sizinle diye düşündük. Tabii kabul hocam, edersiniz. Şöyle yapalım. Tabii ki de biz elimizden geldiğince seve seve bu tür programlara iştirak ederiz ama birkaç hocamız olursa çok daha iyi olur. Mesela Sadık hocam işin bir boyutunu, çünkü çok geniş bir konu. Yani bir boyutunu Sadık hocamdan dinleriz. Bir boyutunu mesela Berat Açıl hoca estetikle ilgili yazdı, çizdi, ondan dinleriz. Yine modern edebiyattan bir hocamızı en azından bir ders için davet eder. Ulaş Bingöl bu konuyla ilgili ciddi okumalar yaptı ve yazdı, çizdi. Ve belki ismini zikredemeyeceğim, şu ana kadar aklıma gelmeyen ama çok kıymetli bazı isimler var. Onları da davet ederek her bir hocamızdan ayrı bir menba olarak beslenirsek hepimiz de istifade etmiş oluruz diye düşünüyorum. Bunu inşallah istişare edip kendi aramızda hocalarımızla da konuşup böyle bir adım atılabilir. Sadık hocam olabilir mi bilmiyorum. Klasik divan yapar mı hocam? Olur tabii. Yani niye olmasın ki? Dediğiniz çok doğru. Birkaç kişinin olması lazım. Ama ben bu usta bir iki bir şey konuşayım. Evet, belli ki sevgili Mustafa gerçekten dolu dolu okumuşsunuz. Yani size ancak bu cümleleri söylemek için sizin konuştuklarınızı, anlattıklarınızı, verdiğiniz isimleri mutlaka karşıdaki kişinin bilmesi, okuması lazım. Dolayısıyla bu işin içerisinde birisi olarak ve gerçekten çok kafa yoran birisi olarak bu söyledikleriniz hemen hemen doğru yani. İyi bir okuma yapmışsınız belli. Bana göre öğrenciler yararlandı mı yararlanmadı mı onu bilemiyorum. Çünkü konu çok ağır. Yararlandıklarını düşünemiyorum. Çünkü yani biz tecrübeli hocalar olarak yıllarca okuyoruz. Şu anda karşımdaki estetikle ilgili, güzelle ilgili kitapları bir görseniz. Çünkü masamın başında okuyorum yani neticede. Kitap yazdığımdan dolayı okuyorum. Anlamak çok zor ama bir boşluğu doldurdunuz. Bir hani vire bismillah deyip
açılırlar ya balıkçılar. Biz sizle öyle bir başlangıç yaptınız ve bunu sizin de temenniniz olan gençlerin devam ettirmesi lazım. Ama uzun soluklu okumalar lazım. Evet, ayrıca üç estetikten bahsettiniz. Evet, ben modern estetiği bilmiyorum. Doğru konuşayım. Hiç okuma ihtiyacı da duymadım. Ama diğer öbür estetik, İslam estetiği, Grek estetiği üzerine gerçekten ben de çok ciddi ciddi böyle derin derin okumalar okudum. Buna ben bir de şeyi katmak istiyorum. Yani tabir uygun olur mu olmaz mı? Tasavvufi estetik. Yani çok mutlaka güzel. Bunu çok da güzel. Katmamız lazım. Mesela bizde daha çok sun-i ilahi veya nakş nakkaş olarak geçer. Yani nakş nakkaş dediğimiz zaman bizde eğer bir estetik varsa o zaman bu estetiği yaratan varsa işte o nakkaştır. Onun yarattığı da süs dediğimizde nakıştır. Mesela Attar Mantık-ı Tahir'de bunu çok güzel işler. Ve bu kelimelerde çok kullanır nakş ve nakkaş. Özellikle sülünden bahsederken, yok sülün değil, o süslü bir kuş olur ya, kanatları böyle çeşitli renklerle dolu, tavus. Tavustan bahsederken orada işte bir estetik bir söylem, yani eğer diyebiliyorsak estetik bir söylem. Çünkü bu estetiğin altının çok iyi dolması lazım. Yani estetik benim anladığım kadarıyla güzele duyulan ilgi, güzelliği araştıran bir bilim dalı olarak ben yani anladığım kadarıyla estetiği şey yapıyoruz. İşte oradaki o bir nakış varsa, tavustaki nakış, o zaman bir güzeldir. O güzeli ortaya çıkartan birisi varsa, yani sun-i ilahi dediğimiz nakkaş, o da tanrıdır yani. Bu şekilde ele aldığımız zaman mutlaka bir tasavvufi estetikten de bahsetmemiz lüzumludur. Hatta bir şu anda o şeyi unutamadım, aklıma gelmiyor. Bir tarikat var mesela. Onlar nerede bir güzel görürse, yani güzel yüz görürse, hemen secdeye kapanıyorlar. Hemen secde ediyorlar. Ya diyorlar ki neden secde ediyorsunuz? Çünkü diyor sizin bakışınızla, eğer bakış estetiği diyorsak, sizin bakışınızla bizim bakışımız çok farklı. Siz bakıyorsunuz güzel bir yüz görüyorsunuz. Biz bakıyoruz Tanrı'nın güzelliğini görebiliyoruz. Allah güzeldir. Yuhbül cemal cemal. Güzeli sever filan misali. Yani bunlar da herhalde tasavvufi estetik içerisine girebilir diye düşünüyorum. Hocam teşekkür ederim. İşte zenginlik biraz da bu. Yepyeni bir bakış açısı da ortaya atılmış oldu. Divan şiirinde zaten biz tasavvufu, hele hele Kur'an-ı Kerim'i, yani Kur'ani bakışı da çektiğimiz zaman divan şiiri çöker herhalde. O yüzden hocamın ifade buyurdukları ve işaret ettikleri şeyler çok çok önemli. İnanın yani bir çalıştay yapılsa herhalde bu, hani 45 dakikalık bir konuşma özetin özeti mahiyetindeydi. O yüzden hocam hani anlamamışlardır derken, burada estetiğin genişliğinden ve ağırlığından kaynaklı kısa süre olduğu için arkadaşlar belki meseleyi tam bütün yönleriyle anlamamıştır demek istedi. Ben öyle anladım. Hocam bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun. Buyurun. Kıymetli üstadım, siz estetiği o kadar güzel yaşıyorsunuz ki, yani sizinle oturup 10 dakika sohbet etmek, sizin konuşmanız estetik, duruşunuz estetik, hitabetiniz, bunlar çok önemli. Siz zaten yaşıyorsunuz. Yani bu 45 dakikada bence çok güzel ifade ettiniz. Çok güzel. Siz zaten birebir yaşadığınız için, yani ben sizi yakinen tanıyorum. Sizin estetiğiniz apayrı hocam. Çok çok teşekkür ederim. Yani bence burada edebiyatla ilgilenen bütün arkadaşlar o estetik, az önce Gizem onu söyledi. Dedi ya valla kendimde estetik bir tavrın var olduğunu fark ettim dedi. Biz başlıkları belki konuştuk burada. Ama sizler inşallah bundan sonra o detay okumalarınızla, ama uzun soluklu okuma icap ediyor. Hocamın söylediği çok çok önemli. Uzun soluklu okumalar neticesinde bu işin bizim söylemediğimiz pek çok yönünü de göreceksiniz. Var olduğunu göreceksiniz. İnşallah dediğiniz doğru. Bu konuyu belki ilerleyen süreçte Esra Hocam dediğim usulle, yani hocamdan
Grek estetiğini, bir başka hocamızdan İslam estetiğini, bir diğerinden de Batı estetiğini. Ama Batı estetiği, iyi ki Sadık Hocam hani diyor ya, ben bakmadım. Birinin söylediğini öbürü inkar ettiği için hocam bir türlü yani kuram oluşturmuşlar ama kendi işlerinde de bir tutarsızlık var maalesef. Ama bize çok şey kazandırıyor, onu da söyleyeyim. Doğru. Ama biz kendi penceremizden baktığımızda inanılmaz şeyler zaten buluyoruz. Faydalı olur, olabilir, niye olmasın? Zaman oluşturabilirsek, biraz idari görevlerim var. Nefes dahi alamıyorum ama olsun. Bunlar güzel, bizim asıl sevdiğimiz şeyler bunlar zaten. Tamam Gizem? Teşekkür ederim. Hocam birkaç soru var sohbet bölümünde, size yöneltebilir miyim? Buyurun. Ahmet Çiçek misafirimiz demiş ki, hocam Gazali Kimya-i Saadet kitabında insan anatomisi çok estetik bir şekilde anlatıyor. Bu da örnek olabilir mi estetik konusuna? Şimdi insan anatomisine yaklaşım tarzı işte bizim bahsettiğimiz çerçevedense tabii ki de olabilir. Yani divan edebiyatında bizim daha yani burada konuşmadığımız o kadar çok şey var ki bunlardan sadece bir tanesi işte ilmi firaset meselesi, değil mi arkadaşlar? Ve bunun benzeri pek çok mesele estetiğin kuramsal çerçevesinden bakıldığında o kuramsal çerçeveye oturtabiliyorsak neden olmasın? Tabii ki de o bakış açısını yakalamışsak objede de gerçekten estetik güzellik ve haz varsa kesinlikle o bakış açısıyla bakılabilir, incelenebilir. Bir sorumuz daha var hocam. Zerrin Türk hanımefendi demiş ki, iyi akşamlar hocam. Konuşmanızın başında estetiği üçe ayırdınız. Üçünün de çıkış noktasının güzellik olduğunu vurguladınız. Her üçünün de ortak noktası toplumsal uyumu sağlamaktır diyebilir miyiz? Toplumsal? Uyumu sağlamaktır diyebilir miyiz? Yani biraz iddialı bir cümle olur. Ama biz burada şeyden bahsettik. Hani sanatçı bir bilinç oluşturuyor. Bu bilinci de bir üst bilinç olarak toplumsal bilince dönüşüyor. O yüzden iyi duygulara sahip insan olmanın anlamını ortaya koymaksa, evet kısmen o da onun içerisinde zikredilebilir. Son sorumuz hocam. Her birini bir özge temaşa ile geçtik mısrağı, estetik tavrın çeşitliliği, hatta sınırsızlığı noktasında bize fikir verir mi? Muhteşem bir soru gerçekten. Vallahi bunu ben daha önce okumamıştım. Çok da hoşuma gitti. Her birini bir özge temaşa ile. Aman Allah'ım. Yani her bir objenin kendisine has, özgün bir estetik bakış açısı geliştirerek onu yorumlamak çok güzel. Ne diyor? Bu tavrın çeşitliliği. Tabii yani siz bir çiçeğe bakıp estetik tavır takınırken ondan aldığınız hazla kainatı temaşa edip az önce Ali Emre Efendi'nin o bölümünü, Eshar-ı Hakikat'teki bölümü okuduk. Ateş böceklerinden tutun da gökyüzüne bakınca inanılmaz bir veçt hali yaşıyor. Bu muhteşem bir şey. İkisinin verdiği boyut farklıdır. Yani birinden aldığınız estetik hazla diğerinden aldığınız farklıdır. Dolayısıyla her biri de kendine özgü bir şey oluşturuyor. Çok da güzel gerçekten. Bunu ben de not alıyorum. Kim şey yapmış, bunu söylemiş? Bizim arkadaşlarımızdan keşke hocam, her birini... eğer söz alabilirse, çünkü telefon markası görünüyor sadece, Redmi şeklinde. Eğer hocamız, katılımcımız buradaysa, söz alabilirse çok seviniriz. Olur. Çok az geliyor. Buyurunuz. İyi günler hocam. İyi akşamlar. Sesim alabiliyor musunuz hocam? Sizi tanıyalım hocam. Hocam ben Onur Kırk'la. Tamam. Neyse ben kastedileni anladım. Çok da güzel bir şeye değinmiş. Yani estetik, evet böyle. Başka sorusu olan var mı? Veya soru var mı? Gizem. Genel olarak teşekkürlerde bulunmuşlar arkadaşlarımız güzel hocam. Çok güzel bir program olduğunu dile getirmişler. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun, var olun. İnşallah nasip olur. Başka programlarda da ben de iştirak etmeye çalışacağım. Bundan sonra birbirinden kıymetli hocalarımızı herhalde davet edeceksiniz. Evet. Ben de istifade etme adına bu programlarınıza iştirak etmeye gayret edeceğim. İnşallah. Seve seve bekliyoruz hocam. Sorularımız bitti sanırım, yorumlarımız da. O halde kapanış konuşmasına geçiyorum. Buyurun.
Değerli hocam, siz başta olmak üzere bizleri bu gece yalnız bırakmayan tüm değerli misafirlerimize, Klasik Divan ekibi ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Bir programın sonunda diğer programın duyurusunu yapmak bizler için bir gelenek haline geldi. Herkesi bekletmeden hemen duyurumu da yapmış olayım. Bir sonraki programımız 14 Ekim Cumartesi günü gerçekleşecek. Programımızda Van 100. Yıl Üniversitesi öğretim üyesi ve 21. yüzyılın divan şairlerinden Sayın Ömer Demirbağ'ı ağırlayarak klasik edebiyatın eğitimi üzerine konuşacağız. Çok güzel, harika. Tekrar herkese çok teşekkür ediyor. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Çok sağ olun, var olun. Teşekkür ediyoruz hocam. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.